Merhabalar. Ders 9 part 1. Artık analizleri kontrol etmeye başlayacağız. Yeni bir model üzerinde çalışmak istiyorum. Çünkü bu modeli beğendim. Çünkü çok farklı şeyler görebileceğiniz bir model. Şöyle görüyorsunuz. Simetrik olmayan bir model. Bodrum perdeleri yok henüz şimdilik. Camlar var. Yani tuğla duvarların etkilerini alamayacağımız bir model. Böyle basit bir model. Şimdi bunu analiz edeceğiz. Tek tek ne tür sıkıntılarla karşılaşacaksak onları çözeceğiz. Açıkçası bunu teslime hazır bir hale getireceğiz. Şimdi normalde bu bana geldiğinde bu model, örnek bir model, Stafford'un örnek modeli. Kolonlar falan daha büyüktü. Kat da daha yüksekti. Yaklaşık 15 kattı. 5 kata düşürünce kolonlar fazlaca büyük kaldı. Ben de çok düşürdüm bunları. 35-35 kolonlara düşürdüm. Çoğunda zaten sıkıntı çıkacaktır. Yani 5 katlı böyle binayı yani ciddi açıklıkların olduğu bir binayı 35-35 kolonlar muhtemelen taşımayacaktır. Şöyle hemen hızlıca göstereyim. Birinci deprem bölgesiydik. R8 diyebiliriz. Çerçeve yapılar olduğu için. Yapı önem kat sayısına 1 de diyebiliriz. Biraz daha bizi zorlaması için 1,5 diyelim. Zemin 2 olsun. Hareketli kat sayısı burayı bir okul olarak varsayalım ve 0,6 diyelim. İşimiz biraz daha zorlaşsın. Deprem yük alt yüksekliği tabii ki girmiyoruz. Ve zemin yatak kat sayısı, zemin emniyet genelmesi burada kaldığı kadar kalsın, sorun değil. Hareketli yük azaltma kat sayısı burası bir konut olduğu için 1 diyebiliriz. Eksantrisite şimdilik 0,05 ama düzensizlik olur da NB'yi 1,2'nin altına çekemezsek eksantrisiteyi değiştiriyoruz biliyorsunuz. Beta kat sayısı şimdilik düzenli yapı olarak gidelim. Düzensizlik çıkarsa 0,9'a tekrar çıkartırız. Burada üst kat alt kat farkı yok. Çünkü hatırlarsınız alt kat ve üst kat arasında %25'lik bir fark öngörmüştük. Üst katmanı değiştirmek için. Burada öyle bir fark yok. Yani %25'ten daha küçük bir en üst katımız yok. Dolayısıyla kat sayımız kaçsa üst katmanı da o kadar girebiliriz. Aplikasyon kod farkına şimdilik gerek yok. Profesyonel bir iş yapsaydık. Ne şartlarda nasıl girdiğimizi önceki derslerde zaten anlatmıştım. Zemin 4 olmadığı hallerde 0,5 alıyorduk. Okey diyoruz. Şimdi data kontrolde çıkan basit hatalara hemen bakalım. 7 panelinde P1001'de yani 1001 diyorsa birinci kattır. Birinci katta sol uç kolonu ve sağ uç kolonunun panel alanının %20'sinden küçük diyor. Şimdi buradan ilk başta çıkaracağımız şeyler şunlar. %20 biliyorsunuz kritik yüksekliğin altında bir değerdi. Kritik yüksekliğin altındaki katlarda sıkıntı varmış. %10'u sağlıyormuş demek ki. Şimdi Stafford'un eski sürümlerinde %20, %10 ayrımı yok. Dolayısıyla bunu kendiniz fark edip kritik yüksekliğin altında olduğunu görüp %20'nin üzerine başlığı çekmeniz gerekiyor. Ama şimdi yeni güncellemelerle beraber bunu artık görmeye başlamış. Şöyle tıklayarak gidebilirsiniz. Diğeri de alttaki perdeymiş. Başlıkları %20'nin üstüne çekin diyor. Şimdi burada çıkarmanız gereken ikinci mantık da aslında şu. Yapıyı analiz ettikten sonra kritik yüksekliği kaç metre almış, kaçıncı kattan itibaren almış Stafford, bunu tespit edebiliyorsunuz. Ama analiz etmeden önce de şunu fark edebilirsiniz. Bakın. Sadece birinci katta %20 sınır var. İkinci katta yok. Demek ki kritik yükseklik burada birinci katta bitiyor. %20'den küçükse isterseniz bunu AutoCAD'de daha detaylı ölçüp ayar verebilirsiniz. Ama şimdilik ben biraz da büyüterek sorunu hızlıca çözeceğim. Şu üst ve alttaki kolonlar. Şimdi şurada kolonu seçmeniz lazım. Tüm elemanlar seçip tıklarsanız değişiklik yapmayacaktır. 35'te kaçtı? 65'te sanırım genişliği. X'i burada 75'e çekiyorum. B'ye de 30'da kalsın. Save ediyorum ve data kontrole tekrar bakıyorum. %20'yi sağlatamadık. Bir daha bakalım. Kolonlar.
1 metre seçeyim. Sanırım 5 metre. Şunlara kaç ıklık verirsek? Şu şekilde 50. Bakın. Şimdi tabii bir kalıp plan olmadığı için elimizde rahatlıkla bu tarz değişiklikler yapabiliyoruz. Hemen bir 10'ar santim daha büyüteyim. Normalde kalıp plan olsaydı bunları kalıp plan üstünden ayarlayıp daha sonra buraya geçirmemiz gerekecekti. O zaman tabii hesapları AutoCAD üstünden zaten yapmış olacaktık. Evet. Şimdi hata bulunamadı yazısını gördük. Ve artık işleme geçebiliriz. Şöyle bakalım. C20 kullanmışız betonda. Şurada çizim opsiyonu var. Şimdilik önemli değil. Model analiz yapılacak. Lineer analiz, taşıma gücü. Tuğla duvar olmadığı için bunu seçmedik. Temel analizini de seçebilirsiniz ama ben zemin analizi yapmayacağım için şimdilik sadece üst yapıyı temelden bağımsız olarak çözme seçeneğine tıklıyorum. Dolayısıyla kolon altlarını ankastre olarak bağlayacak. İndisler, rüzgarlar, bunlara dokunmuyoruz. Spekrum. Spektrumun da mantığını anlatmıştım. Gerekirse bir daha anlatırım sorunuz olursa. Şimdi hemen save edip, ha bir de tabii şuna bir kontrol edelim. Değişiklik olacak mı? Olmadı. Tamamdır. Analiz ediyoruz. Şimdi muhtemelen yani onlarca hata çıkacak. O hataları tek tek çözeceğiz. Şimdi ilk başta bakalım. Dinamik kütle oranı yeterli. Bunlar gerçi detaylı anlatmıştım ama burada sadece şuna dikkat çekmek istiyorum. Bakın burada CSX ve CSY katsayıları var. Yani alfa X, alfa Y katsayıları. Şimdi alfa S'in X yönünde yani şu yönde bir değeri var. 0,78 gibi. Ama Y yönünde yok. Şimdi bu alfa S'ler R katsayısı alırken biliyorsunuz çok önemliydi. R katsayısını birebir değiştiriyordu. Hatta şurada örnek analizde yeni R katsayısını bulduğu 0,78 ile çarparak göstermiş. Şimdi X yönünde gördüğünüz gibi perdelerin bu yönde ataleti var. Ama Y yönünde neredeyse ihmal edilecek kadar ataleti yok. Yani Y yönünde bir kolon gibi çalışıyor aslında şu perdeler. Ama X yönünde gerçek bir deprem perdesi olarak çalışıyor. Dolayısıyla X yönü için alfa S değeri verilmiş, Y değeri için verilmemiş. Şimdi şu yeni verilen R katsayısını X yönü için kullanıp Y yönü için de 8'i kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz iki farklı yön için iki farklı R katsayısı alınabiliyor. Tabii ki ikisinde yüksek sünek ya da normal sünek alma koşuluyla. Yani X yönü normal sünek, Y yönü yüksek sünek çalışsın diyemezsiniz. Fakat ikisinde yüksek sünek yapıp farklı katsayılar verebilirsiniz. Biliyorsunuz deprem alt kotu verirseniz ya da bir yönde deprem perdeleri çalışırsa o yönün sünekliği de farklı olacaktır. Hemen şuraya bakalım. NBI katsayısı gördüğünüz gibi 1,2'nin altında. Eksentrisite 0,5 kullanabiliriz yani. B2 düzensizliği sağlamaktadır diyor. Deplasmanlarla alakalı şunlar hatırlarsınız maddeler. Onlar da sağlıyor. Ve bodrum rigidliği de bulunamamıştır diyor. 5 katlı bir yapıda 0,6 saniyelik periyot normal denilebilir. Çünkü deprem perdesi yok denecek kadar az. Şimdi burada şuradan arkadaşlar yapı gerilme kontrolünü tıklayarak ilk kontrolü sağlamamız gerekiyor. Bakın şöyle gördüğünüz gibi yüzün üzerinde hatalar var. Güçlü kolon yetersizliği özellikle fazlaca görünen bir hata. Şimdi tam da bu noktada iki farklı şey göstermek istiyorum size. Birincisi alfa S değerimiz olduğu için deprem perdesine sahip olduğum için yeni R katsayısıyla yani 6,88 ile yeniden analiz edebiliriz yapıyı. Programın bize önerdiği yeni R katsayısıyla. Gördüğünüz gibi tabii pek bir şey değişmeyecek. Bu birincisi. İkincisinde de şunu göstermek istiyorum. Şimdi güçlü kolon kontrolü, kuşatılmış kolon vesaire bunlar yüksek sünek yapılar için meydana gelen sıkıntılar.
Ama ben bu yapıyı normal sünek çözmeye çalışsaydım diyelim ki normal sünek her yapıyı çözemiyorsunuz biliyorsunuz. Önceki derslerde anlatmıştım. Ama diyelim yüksek sünek çözdük. Bakın güçlü kolon ve kuşatılmış kolon sıkıntılarından nasıl kurtulabiliyoruz? Tabii başka sıkıntılarla karşılaşacağız şimdi. Gördüğünüz gibi artık güçlü kolon sorunuyla karşılaşmadık. Daha çok kesit yetersizliği sorunuyla karşılaştık. Şimdi yine yüksek sünek çözeyim ben bu soruyu. 7 de diyebiliriz, 8 de diyebiliriz. Fark etmez. Çünkü onun önerdiği R katsayısını kullanacağız zaten. Evet. Şimdi part 2'de bunların tek tek hangi sorunun ne anlama geldiğini tek tek açıklayacağım.